Ne işin var senin burada? Telefonlarımı niye açmadın? Sence? Sen kaçıyordun yine değil mi? Bana doğruyu söyle çünkü Fahri seni duymuş telefonda, uçak falan diyormuşsun. Cevap versene. Sen yine beni bırakıp gidecektin değil mi? Yapayalnız bırakacaktın her zaman yaptığın gibi. Nasıl? Bir şey deme. Duymak istemiyorum. Çünkü bir şey duyması gereken ben değilim şu an. Ne demek o? Mete. Ben hep bugünü bekledim. O gün gelecek, evleneceğiz. Bir evimiz olacak. Dünyayı gezeceğiz beraber. Senle herkesle dalga geçeceğiz. Kimse anlamayacak neye güldüğümüzü bizden başka. Bir gün çocuklarımın babası olacaksın. Tebrik ederim. O gün geldi. Baba oluyorsun. Baba oluyorsun dedim. Tepkin bu mu? Şaşırdım. Üzüldün. Hayır şaşırdım. Yani biz daha ne olduğumuzu anlayamadık. Anne baba olmak falan kolay iş mi? Nereye gidiyorsun? Tuvalete gidiyorum. Ne var? İçeride biri mi var? Tek kaçmıyor muydun yoksa? Yine gir oda ara istiyorsan. Tamam evde konuşuruz bunları. Yürü hadi. Tuvaletim geldi diyorum ya. Çekil. Naz! Naz! Tuvalete giriyordum. Evet. Ne oldu girmedin tuvalete? Girmedim. İyi tamam hadi gidelim. Mete bir dakika ya. Sen benim hayalini kurduğum her anı neden mahvediyorsun? Nişan günü de böyle yapmıştın. Ben sen geleceksin diye havalara uçtum. Sen akşamımı burnumdan getirdin ya. Ben hamileyim diyorum sana. Çocuğumuz olacak diyorum. Bunun en özel anımız olması gerekmiyor mu? Senin beni böyle tutup havalara falan kaldırman gerekmiyor mu? Sen böyle felaket haberi vermişim gibisin. Ya ben bir gün çocuğuma defter hazırlayacak olsam ne yazacağım içine? Babanın verdiği ilk tepki mal gibi kalmak. Şok oldum diyorum. Neyini anlamıyorsun ya? Şok oldum diyorum. Biz daha ne olduğumuzu anlayamadan anne baba oluyoruz. Yani senin için de garip değil mi bu durum? Ya şu söylediklerine bak ya. Utanmasan aldır diyeceksin. Ne yapayım ben çocuğumu aldırayım? Saçmalama be.
Sen saçmalıyorsun. Vermen gereken tepki bu değil ya. Söylemen gerekenler bunlar değil. Biz niye hiçbir anı keyifle yaşayamıyoruz Mete? Niye? Ya şaşırdığımın nesini anlamıyorsun? Müsaade etmiyorsun ki ilk şoku bir atlatayım. Şaşırdım ya. Sevmediğim anlamına mı geliyor bu? Sevindin mi? Nazcığım, ne hissettiğimi bile anlayamıyorum şu anda. Anlatabiliyor muyum? Şaşırmak, şok olmak böyle bir şey işte. Sık boğaz etme ne olur. Sağ ol. Gerçekten sağ ol. Tam hayalini kurduğum tepki buydu. Teşekkür ederim. Nami, rol mü yapayım sana? Hadi yürü. Yürü gidelim senin arabandan. Ben sonra gelir arabamı alırım. Mete, neden mutsuzsun? Değilim ya mutsuz. Mutlu da değilsin. Yani şaşkın olmaz. Birden hazmedemiyor insan. Böyle pat diye söyleyince, yani ben daha baba olmaya hazır mıyım onu bile bilmiyorum. Ben de anne olmaya hazır mıyım onu bilmiyorum. Ama çok mutlu hissediyorum kendimi. İçim kıpır kıpır. Çıkar, süper. Seninle konuşana kadar öyleydin. Özür dilerim. Amacım seni kırmak değildi. Yani senin hormonların kadar çabuk adapte olmuyor benim hormonlarım belli ki. Mete, sen hala kırgın mısın bana? Yani ondan mı böyle durgunsun? Hiçbirinin önemi kalmadınız. Tamam. Tek önemli şey senin üzülmemen. Rüya, ben seni yatırayım. Yatırayım derken sen? Gidip Mümtaz'la arabamı alayım. Ben? Tamam, geleceğim Naz. Kapıda bir sürü adam var, onlar gidip alsın. Sen hem diyorsun ki kendini üzme, hem de sen beni üzüyorsun. Ya. Hem soğuk davranıyorsun, sarılmadım bile. Pardon, özür dilerim. Pat diye söyledim, bir nefes alıp sakinleyip kafamı toplayamadım. Kusura bakma. Bakayım kalbin nasıl atıyor. Deli gibi atıyor. Benim içimde de ikimize ait minik bir kalp atıyor. Bugün bizim miladımız.